Herkes her şeyin durumunu Recep Tayyip Erdoğan'a atıyor. Bence adamın hiçbir suçu yok. Olan fakire olur. Zengin zaten. Düşmez. Düşmez. Yüksek burası. Yüksek. Ekonomi olarak şu anda çok kötüyüz. Çıkan düşmüyor. Ekonomi çok kötü. Lütfen düzeltin. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni ekonomi paketini açıkladı. Sizce buna göre enflasyon oranı ve döviz kurları düşer mi? Bence düşmez. Dış etkenli olduğu için. Hani dışarıda enerjiye bağlı olduğumuz için. Ve petrol fiyatları yükseldiği için ne yaparlar yapsınlar bunun önüne geçemezler. Ekonomi berbat durumda. Zaten herkes her şeyin durumunu Recep Tayyip Erdoğan'a atıyor. Bence adamın hiçbir suçu yok. Hepsini o yükseltmiyor ne de olsa. Hepsinin bir bakanı var, bir şeyi var. Gelir yok ki. Alışveriş yapılacak, piyasa açılacak. Enflasyon ondan sonra. Millette para yok. Bilmem ben enflasyondan bir alakam yok ki. Devam edip gidiyor. Düşerse halk biraz rahatlar ama düşmediği müddetçe ezgin vatandaş zorluk çekiyor halen. Bak emekliyim halen zorluk çekiyorum. Neden düşsün aynı? Olan fakire olur. Zengin zaten zengin. Düşmez. Düşmez. Yüksek burası. Yüksek. Dünya yüksek yani. Her şey pahalandı. Düşmez kızım. Bu durumla enflasyon düşmüyor. Niye? Mazot 26'ya çıkmış. 20'de çıkmış. Güne kadar da enflasyon açıklandığında veya döviz farkları yükseldiği zaman da düştüğü görülmemiştir. Çok istisnai bir kaideler olabilir. Belki 1-2 puan gibi bir şey düşebilir. Sadece gurbetçimiz gelene kadar, gurbetçi gelecek gidecek yine aynı sahneleri yaşayacağız. Ben esnafım. Yıllardır aynı sıkıntıları çekiyoruz. Geçen sene 100 liraya sattığım tişörtü bu sene 350 liraya satıyorum. Ekonomi olarak şu anda çok kötüyüz. Bence düşmez. Çünkü bir sürü kez düşüreceklerini söylediler. Hiçbir seferinde düşmedi. Bu sefer de bir şey olacağını düşünmüyorum. Ekonomi çok kötü, lütfen düzeltin. Çıkan düşmüyor. Düşmüyor. Bu zamlardan, bu şeylerden hiç yaşanacak bir hiçbir şey kalmamıştır yani. Her şey meydanda. Her şey meydanda. Demen gerekiyor. Şurada bir dürüm yiyeyim dedim. 32 bin lira, 33 bin lira. Yani şimdi gerçeğini 33 bin lira. O da geri yanlış olmuş. Tekrar geri bende. 4 lira daha aldı, 42 oldu. Bu ekonomi düzelir mi? Düzelmez. Düşer, Tayyip olduğu için. Dürüst, Sayın Cumhurbaşkanımıza, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza eski Cumhurbaşkanını geri eline alsın. Bırakmasın. Eğer içinde pisliği varsa içindekilerini temizlesin. Eğer yeni hedefi yoksa bıraksın, yeni hedef olarak başka birisi gelsin.